teknoloji dünyasına ilişkin yeni gelişmelerle karşınızdayız. Stadyumlarda yüz tanıma dönemi başlıyor. Pasolik sistemiyle birlikte ilk defa gündeme gelen stadyumlarda yüz tanıma teknolojisi, bazı yasal sebeplerden dolayı ilk etapta uygulanamamıştı. Şimdi ise yurt dışında birçok ülkede kullanılan sistemin ülkemizde de kullanıma açılması için yasa teklifi sunuldu. Yüz tanıma sistemi, ülkemizde uygulanmaya başlandığı takdirde hem stadyuma girişi hem de şehir güvenliğinin sağlanması adına kullanılacak. Yerli 5G altyapısıyla ilk ses ve veri trafiği gerçekleştirildi. Uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesi çerçevesinde çalışmalar yürütülüyor. Projenin tamamlanması sonrası Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde dünyada söz sahibi olması hedefleniyor. Haberleşme teknolojileri kümelenmesi içerisinde geliştirilen 5G çekirdek şebeke ve diğer 5G şebeke elemanlarıyla yüksek çözünürlüklü video transferi gerçekleştirildi. Ayrıca mevcut mobil operatörlere doğru ses araması da canlı olarak yapıldı. Güneş enerjisi verimini artırabilecek özel nanotüp geliştirildi. Akımı harekete geçiren nanotüp, tungsten disülfür bazlı özel bir yarı iletken materyalin sarılmış yapraklarından oluşuyor. Yapraklar tüpün içerisinde ışığın varlığında akımı harekete geçirmiyor. Bu tarz bir teknoloji, sensörlü sürücüsüz arabalarda ya da astronomik teleskoplarda görüntüleme sensörlerinde kullanılabilir. Bu keşif, gelecekte çok yüksek verimli güneş enerjisi cihazlarının önünü açabilir. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.